Gençler merhabalar. Ben biyoloji öğretmeniniz Selin Hoca. 9 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen Avantaj serisinin AYT sınavının biyoloji sorularının çözümleriyle birlikteyiz bu hafta. 28. sorumuza başlayalım. Aşağıdaki hücrelerden hangisinde alelgenler bir arada bulunur diyor. Alelgenlerin bir arada bulunduğu hücrelerimiz 2N yani diploid kromozomlu hücrelerdir. Bunların birlikte bulunmadığı hücreler de N kromozomlu yani haploid olan hücrelerdir. Zaten bu alelgenlerden kastımız homolog kromozomların bir arada bulunup bulunmaması. Hangilerini bir arada bulunur? Yani hangisi diploiddir diye soruyor bu soru bize. B seçeneğiyle başlıyorum. Megaspor üremeye katılan dişi üreme hücresidir bitkilerde. N kromozomludur. Polar çekirdek ve generatif çekirdek dediğimiz yapılar polenin mitoz bölünmelerle oluşturduğu yine haploid kromozomlu üremeye katılan hücreleridir. Mikrospor ise polar ve generatif çekirdeği oluşturmadan önceki mayoz bölünme sonucu oluşan polenin yapısıdır. Haploiddir. Embriyo dediğimiz zaman döllenmiş yumurtaya verilen addır ve 2N kromozomlu yani diploid alelgenlerin bir arada bulunduğu bir hücre yapısıdır diyoruz. 28. sorumuz Adana oldu. 29. sorumuza bakalım. Aşağıda verilen hücrelerden hangisi savunmada görev almaz? Kupfer hücreleri nerede bulunuyordu? Karaciğerde. Karaciğerde neyi gerçekleştiriyordu bunlar? Yaşlı al yuvarları parçalar. Yani savunma. Yaşlı al yuvarı parçalar. Savunmadan görevli oldu. Glia hücreleri ise beyinde karşımıza çıkıyordu. Daha doğrusu merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşuyordu. Glia hücreleri ise buraya girecek olan mikroorganizmaları yok ediyordu. Yani bağışıklığı sağlıyordu. Merkezi sinir sistemini koruyordu. Doğal katil hücreler ise ne yapıyordu? Virüs bulaşmış ya da kanserleşmiş hücreleri enfekte ederek yok ediyordu. Yani bağışıklıkta görev alıyordu. Bağışıklıkta görev alan savunmamızın ikinci hattındaki hücrelerimizdir. Lenfosit hücrelerdir. Doğrudan kanserleşmiş ya da virüs bulaşmış hücreleri yok eder. Lökosit dediklerimiz akyuvarlardır. Biliyoruz ki zaten akyuvarlarımız bizim bağışıklık sistemimizin temel elemanı. Bağışıklık temel elemanı. Ki bunlar kimisi antikor üretiyor, kimisi salgı yoluyla sıvısal olarak bağışıklık sağlıyor. Lenfositler, monositler buraya giriyordu. Ancak eritrosit dediğimiz kırmızı kan hücreleri yani al yuvarlar, al yuvar dediğimiz bu hücrelerimizin tek bir görevi var. Solunum gazlarının taşınması. Dolayısıyla bunun bağışıklıkla bir alakası yoktur. Kana kırmızı rengini veren kan hücrelerimizdir. Bağışıklıkta görev almaz, solunum gazlarının taşınmasını sağlarlar. 29. sorumuzun cevabı Edirne oldu. 30. sorumuza bakalım. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde farelerin kuyruğu kesilerek çiftleştirilmiştir. Her uygulamadan sonra yeni doğan farelerin kuyruklu olduğu gözlenmiştir. Bu işlem 20 nesil boyunca tekrarlanmıştır. Bu deneyin sonuçlarına göre hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar baktığımızda kuyruğu kesilen fareler 20 nesil boyunca izlenmiş ve hala doğduklarında kuyruklu olduğu görülmüş. Demek ki vücutlarında meydana gelen bir şey kalıtsal değil. Bununla ilgili bir şık aramamız gerekiyor. Farelerde kuyruğun kesilmesi kalıtsal mutasyonlara neden olmuştur diyor. Hayır, olmamış, hiçbir şekilde kalıtsal değil. Çünkü yeni doğan fareler kuyruklu doğmuşlar. Farelerde rejenerasyonla üreme gerçekleşmiştir. Hayır. Kestikleri kuyruktan yeni bir fare meydana gelmiş mi? Gelmemiş. O zaman rejenerasyonu üreme olamaz burası. Farelerin vücut hücrelerinde meydana gelen değişiklikler kalıtsal değildir. Aynen öyle kuyruk hücresinde bir değişiklik meydana gelmiş yani kesilerek ayrılmış. Ancak yeni doğan farelerde kuyruk oluşumu görülmüş. Demek ki bu kalıtsal olmayan bir özellik. Cevabımızı bulduk ancak diğer şıklarımıza da bakalım. Deney sayısının arttırılması kuyruksuz farelerin doğma ihtimalini arttırır. Hayır, bakın 20 nesil boyunca beklenmiş. Arttırıldığı halde bu deney sayısı hala kuyruksuz fare dünyaya gelmemiş. Sonradan kazanılan bütün özellikler kalıtsal değildir arkadaşlar. Bunların kalıtsal olabilmesi için sadece üreme ana hücrelerinde meydana gelmesi gerekir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oldu. 31. sorumuz. Bir hücrede protein sentezine bağlı olarak aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Şimdi protein sentezi neydi hatırlayalım. N tane
amino asit bir araya geliyordu. Peptit bağları kuruluyordu. Protein üretiyorduk. Ve burada N-1 tane de su açığa çıkartıyorduk. Ve su sayısı bağ sayısına eşitti. ATP tüketimi gerçekleşir. Evet, çünkü küçükten büyük yapıyoruz. Bir yapım reaksiyonu gerçekleştirdiğim için ATP mutlaka kullanırım. DNA kendine eşler demiş. DNA'nın kendine eşlemesi hücre bölünmesi sırasında gerçekleşiyordu. Hücre bölünmesi olmadığı için protein sentezi aşamasında replikasyon görülmez. Hücredeki serbest amino asit miktarı azalır. Doğru. Buradaki amino asitlerim azalıyor. Çünkü bunları birleştirerek protein üretiyorum. Burası doğru oldu. Kodonlarla antikodonlar arasında hidrojen bağı kurulur. Evet, antikodon ve kodon dediğimiz yapıları şöyle hatırlayalım. Bu bir tRNA'dır. tRNA üzerindeki üçlü nükleotitlere diyoruz ki antikodon. mRNA üzerinde de şöyle üçlü nükleotitlerim vardır. Bunlara karşılık gelen bunun ismi de kodondur. Dolayısıyla bunların birleşme işlemi nerede gerçekleşiyordu? Şu şekilde ribozom alt birimleri devreye giriyordu. Burada küçük zayıf hidrojen bağlarıyla geçici bir bağlanma oluyordu. Dolayısıyla okuma işlemi, yani translasyonun gerçekleşip DNA'daki sıraya göre aminoasitlerin dizilmesi için bu kodon ve antikodon arasında hidrojen bağımız kurulur diyoruz. Hücredeki su miktarımız artar. Aynen öyle. Çünkü protein sentezledim. Su açığa çıkıyor. Açığa çıkan su benim hücredeki su miktarımı arttırdı. Demek ki protein sentezinde DNA replikasyonu, yani kendine eşlemesi olayı görülmez. Çünkü bu hücrenin bölüneceğinin kanıtıdır. Burada bir hücre bölünmesi yok. Aksine protein sentezi gerçekleşti. Cevabımız Bursa. Otuz ikinci sorumuz bir fotosentez deneyi sorusu arkadaşlar. Galvanometre absorplanan ışık miktarını ölçmek için kullanılır. Absorplanan ışık miktarı çok olursa galvanometrenin ibresindeki sapma az olur. Farklı renkte ışıkların KLM kullanıldığı deneyler aşağıdaki şekilde gösterilmiş. Şimdi arkadaşlar biliyoruz ki fotosentez dediğimiz olay absorbe edilen ışıkla gerçekleşir. Absorbe edilen ışık ile gerçekleşir. Dolayısıyla ne kadar çok ışık absorbe edilirse fotosentez hızım yüksek olur. Yani buradaki klorofil çözeltim benim ışığı ne kadar çok tutar, yani absorbe ederse, buraya yansıtacağı ışık miktarı azalır ve galvanometrede ışık miktarı, yani ölçülen değerim düşük görünür. Aslında burada ne demek istiyor? Aslında absorbe edilen ışık yüksek diyor. Buraya baktığımda orta seviye, burada çok az absorbe edilmiş. Absorbe az. En az burada. Yani klorofil çözeltisi bu ışığı tutamamış, olduğu gibi galvanometreye göndermiş. Bu ışıkları fotoelektrik tüpünden geçirerek elektrik akımına dönüştürüyoruz. Dolayısıyla biz absorbe edilen ışıkta fotosentez yapıldığını bildiğimize göre büyük bir çoğunluğu buradan galvanometreye geçtiyse çok az absorbe edilmiş ve çok az fotosentez olmuştur. Burada da fotosentez hızını soruyor bize. O zaman en az hız K'da olacak. En düşük hız. Anlaştık mı? L'ye baktığımız zaman burada K ve M'ye göre orta seviyeli bir ölçüm gerçekleşmiş. Demek ki bu orta seviyeli bir hıza sahip. Absorbe edilen ışığım artmış. Yani burada fotosentez hızım maksimumdur. Çünkü absorbe edilen ışık yüksek, çok az bir kısmı yansıtılmış. Demek ki absorbe edilen ışıkta fotosentezim gerçekleşiyorsa en çok M'de, sonra L'de, en düşükte K'da bir fotosentez hızı yakalanır. Böylelikle cevabımız Adana olur arkadaşlar. 33. sorumuza bakalım. İnsanda soluk alıp verme hızını hangilerinin arttırması beklenir? Şimdi bizim kanımızdaki asitliği artıran bir molekülün artışı doğrudan soluk alıp verme hızı üzerinde etkiliydi. Bunu zaten birinci öncülde vermiş. Demiş ki kandaki karbondioksit artışı. Karbondioksit artarsa kanımızın asitlik değeri artar, yani pH azalır. Dolayısıyla pH'in azalması hemen omurilik stronunun uyarılmasına neden olur ve solunum hızı artar ki karbondioksit uzaklaştırılsın. Çünkü çok asidik bir molekül, bunun vücut dışına atılması gerekiyor. O zaman kandaki karbondioksit miktarının artışı bizim solunum hızımızı arttırır. Kan pH'inin düşmesi zaten karbondioksite bağlı olarak gerçekleşti. Aynı şekilde bu da bizim solunum hızımızı arttırıcı bir etkiye sahiptir. Kandaki oksihemoglobin miktarının artışı.
Ne demek bu? Hemoglobine bağlanmış oksijenin artması. Hayır, bu bizim solunumumuzu arttırmaz. Aksine daha çok oksijen almışız demektir. Burada herhangi bir etki olmaz. Çünkü oksijenin soluk alıp verme hızına etkisi yoktur diyoruz. Genellikle karbondioksit belirler bunu arkadaşlar. 1 ve 2 cevabımız Denizli olur. Otuz dördüncü sorumuz. Paratiroid hormonu kemikteki mineralleşmiş matriksin parçalanarak kalsiyumun açığa çıkmasını ve kana geçmesini sağlar. D vitamininin inaktif formu besin yoluyla alınır. Hatta bunu söylemiştik vitaminleri anlatırken. D vitamininin aktifleştirilmesi nerede gerçekleşiyordu? Deri hücrelerinde. Paratiroid tarafından uyarılan bir süreçte karaciğerde başlar ve böbreklerde tamamlanır diyor. Aktif D vitamini bağırsakları etkileyerek kalsiyumun kana eminimini arttırır. Buna göre hangileri söylenebilir? Bakalım. D vitamini paratiroid hormonunun etkisini güçlendirir. Evet, çünkü D vitamini ne yapıyor? Bağırsaklardan kalsiyuma kana geçen kalsiyum miktarını arttırıyor. Paratiroidin görevi de kandaki kalsiyum arttırmakta. O zaman bunun etkisini güçlendirdi. Paratiroid hormonu kandaki kalsiyum düzeyini doğrudan ve dolaylı olarak yükseltir. Aynen öyle, bakın, kendisi doğrudan kemikten kana kalsiyum geçirdiği gibi böbrekleri ve karaciğeri etkileyerek, bakın, ince bağırsak ve böbreklerden de kana kalsiyum emilimini arttırdı. Dolaylı yoldan da etki etti, burası da doğru. Kandaki kalsiyum seviyesinin yükselmesi paratiroid hormonunun salgısında artışa neden olur. Hayır, tam tersi, kalsiyum seviyesi artıyorsa paratiroid seviyesi azalır. Bunun antagonisti olan kalsitonin dediğimiz bir tiroid bezi hormonu olan bu yapımız artış gösterir ki bu da tam tersi etki yapacak. Demek ki kandaki kalsiyum artması paratiroid artışına neden olmaz. Cevabımız 1 ve 2 Denizli olur diyoruz. 35. sorumuza geldik. Canlılardaki genetik bilgi akışı aşağıda gösterilmiş. Buna ne diyoruz? Santral dogma. Yani bir protein sentezi aşamasında karşımıza çıkan yapı. Bir de gösterilen olay nedir? DNA'nın kendini eşlemesi, yani replikasyon. İki ile gösterilen olay nedir arkadaşlar? DNA üzerinden mRNA sentezi, yani transkripsiyon. Transkripsiyon sadece mRNA için değil, tüm RNA çeşitlerinin sentezi için kullanılan bir tanımdır. Üçüncü işlemimiz okuma, yani translasyon. Protein sentezinin gerçekleştiği aşama. Peki, DNA polimeraz, DNA helikaz ve RNA polimeraz enzimlerinin görev aldığı basamaklar hangilerinde doğru işleştirilmiş? DNA polimeraz ve DNA helikaz, yani bu iki enzimimiz neyde görev alıyordu? Replikasyon olayında, yani DNA'nın kendini eşlemesi. O zaman DNA polimeraz ve DNA helikaz her ikisi de bir numaralı olayda görev almaktadır. İki, transkripsiyondur demiştik ve burada RNA polimeraz devreye girer, çünkü RNA'nın polileştirildiği, yani polimer çok yapıldığı evredir. RNA polimeraz ikinci evrede görev alır. Bu üç enzim üçüncü evrede karşımıza çıkmaz. Çünkü orada ne gerçekleşiyor? Ribozom alt birimlerindeki okuma olayı gerçekleşiyor. Şöyle mRNA'mız var. Burası ribozomun üst birimi. Ribozom büyük alt birim. BAP. Bu da küçük alt birim. KAP diyoruz. İşte burada translasyon olayımızın gerçekleştiği aşamada soruda verilen enzimlerimiz görev almıyor. Burada protein sentezinden sorumlu olan enzimler görev alıyor. O zaman cevabımız Bursa olur diyoruz. 36. Bitkilerde görülen adaptasyonlarından hangileri kurak bölgeye uyumu kolaylaştırır? Kurak bölgede ne yapması lazım? Suyu tutması lazım, değil mi? Su tutması gerek. Su kaybını en aza indirsin ki kurak olan ortamdaki su ihtiyacını karşılayabilsin. Stoma sayısının çok sayıda ve yaprağın üst düzeyinde olması su kaybını arttırıcı bir özelliktir. Su kaybını arttırır. Ama benim bitkim kurak bölgedeymiş. Su kaybını en aza indirmem lazım. O zaman bu uygun bir adaptasyon olmadı. Kütüküle tabakasının kalın olması, şöyle bizim yaprak hücrelerimizin, dikdörtgen epidermis hücrelerimizi çizelim. Üzerinde bir kütüküle tabakası vardı. Bu kütüküle tabakası ne kadar kalın olursa o zaman su kaybı en aza indirilir. Demek ki kurak bölge bitkilerinin uygun adaptasyonlarından bir tanesi kütüküle tabakasının kalın olması olacak.
yaprak yüzeyinin geniş olması. Şimdi bunu çölde yetişen bitkilerimizi düşünerek karar verelim. Kaktüsler nasıldı? Şöyle bir sukulent gövdesi var. Yaprakları dikensi olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Neden? Su kaybını en aza indirmek için. Burada dediği geniş yapraklı bir yüzeyi düşünürsek, geniş ayalı, şöyle bir yaprak ya da çınar yaprağı, asma yaprağını düşünürsek geniş yüzeyli olursa su kaybı o kadar artar. Ama bizim çölümüzde yaşayan kaktüs gibi bitkilerimiz yapraklarını dikensi çıkıntılara dönüştürerek su kaybını azaltır. Demek ki üçüncü öncülümüz doğru bir adaptasyon olmaz. Yalnız 2 Bursa seçeneği doğru cevabımız olur. Evet, güzel bir boşaltım sorusuyla devam edelim. Sağlıklı bir insana ait olan nefronun yapısı üzerinde bazı bölgeler numaralandırılarak verilmiş. Numaralandırılan bölgelerin hangisinin üre yoğunluğu en fazladır? Arkadaşlar, bu nefron yapısını hepimizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü sorular hep nefronlar üzerinden gelir bize. 2 ile gösterilen yapı neresidir? Bowman kapsülüdür. 1 ile gösterilen glomerulus kılcalı, onu kasteder. Getirici atar damar, götürücü atar damar vardır. Bakın burası getirici atar damar. Şu içerideki yumak glomerulus, bu aslında götürücü atar damar, atar damardır ama genel olarak glomerulus olarak adlandıralım şu anda. Üçüncüsü neresi? Proksimal tüp. Artık geri emilim başlıyor proksimal tüpümüzde, hatırlayalım. 4 Henle kulbu. Henle kulbunun inen kolu hatta. İnen kol. Burada su geri emilimi var. Çıkan kolda su geri eminimi yok demiştik. Bu da önemli. 5 ile gösterilen yerde idrar toplama kanalı olarak adlandırılır. Şimdi bu yapılardaki üre yoğunluğunun en fazla olduğu yeri bulmamızı istiyor. Burada glomerulus kılcalına atık maddeler gelir. Hızlı bir, büyük bir kan basıncı vardır. Yüksek bir kan basıncı olduğu için süzülme ile Bowman kapsülüne geçer. Bowman kapsülündeki süzüntü, hatırlayın burada süzüntü vardı. Bu süzüntü boşaltım kanalcığı boyunca ilerlerken nereye geliyor? Proksimal tüpe geliyor. Burada geri emilim. Burada glikoz, amino asit gibi moleküllerin tamamı geri emiliyor. Su, bikarbonat vesaire, bunların geri emilimleri gerçekleşiyor. İlaçların, zehirlerin ise salgılanması gerçekleşiyor. Buradaki üre miktarım şu anda henüz fazla yoğunluğa ulaşmadı. Çünkü burada süzüntü içerisinde. Su ile birlikte yer alıyor. İlerledikçe bunun yoğunluğu değişecek. Henle kulbuna geldiğimiz zaman su geri emilimi arttı. Üre yoğunluğu biraz daha artmaya devam ediyor. Çünkü burada üre geri emilimim yok. Şurada distal tüp var arkadaşlar. Bunu göstermemiş. Şöyle ben göstereyim size. Distal tüpte yine bir miktar emilim var ama ürenin çok fazla geri emilimi gerçekleşmiyor artık burada. Su, bikarbonat, hidrojen, sodyum, klor. Bunların geri emilimi, potasyumun salgılanması gerçekleşti. Artık burada üre geri emilimim yok. Çünkü proksimal tüpte yeteri kadar ürenin geri emilimi sağlandı. İdrar toplama kanalına geldiğimde suyun maksimumu emiliyordu. Çünkü buradan geçerken su dedik ki %99 geri emilir. O zaman 100 tane su geldiğini varsayarsak idrar toplama kanalına 1 molekül su kaldı. Ürenin de dedik ki %50'si geri emilir. %50 üre geri emilir. O zaman 100 tane üre geldiyse glomerulus kılcalıyla 50'si emildi burada. 50'si kaldı. En başta 50'ye şöyle 100 oranım vardı. 100'e 100 oranım vardı. Şimdi buraya geldiğimde 50 kaldı, 50'ye 1. O zaman derişimim arttı. Yani üre yoğunluğum idrar toplama kanalında en fazladır diyoruz arkadaşlar. Burada en yüksek üre yoğunluğu karşımıza çıkar. Unutmayalım, idrar toplama kanalında. Çok güzel bir soru. Sık sık karşımıza çıkacaktır. Dikkat edelim ve bu konuya tekrar çalışalım. 38. sorumuz. Bir bitkinin yaprağında bulunan yapılarından hangileri fotosentez yapar? Bitki yaprağının en üstünde epidermis hücrelerimiz vardı şöyle. Bunlar sıkı sıkıya dizilmiş hücrelerdi ve kloroplast olmadığı için fotosentez yapmaz. Hemen altında şöyle palizat parenkiması hücrelerimiz karşımıza çıkıyor. Bunlar bol kloroplast içeriyordu. Bol kloroplast olduğu için maksimum fotosentez vardı demiştik. Arkasında şöyle sünger parenkiması boşluktu. Şuralarda iletim demetleri, yine alt epidermis dedik. Ve şuralarda mesela stomalarımız karşımıza çıkıyor.
Aynı şekilde üst epidermiste de vardır stoma. Stoma hücrelerimizde kloroplast adını verdiğimiz fotosentez organeli bulunur. O yüzden bunlar epidermisten farklılaşmış olsa bile kloroplast taşıdığı için fotosentez yapar. Ama epidermis hücrelerimiz kloroplast taşımaz. O yüzden bunlarda fotosentez yoktur. Fotosentez yapan palizat parenkiması ve stoma hücreleridir. 2 ve 3 cevabımız deniz oldu. Bir diğer sorumuza geçelim. Evet, 39. sorumuz. Bu da bizim için hücresel solunumla ilgili bir soru. Oksijenli solunum yapan canlılar ile fermentasyon yapan canlılarda glikoliz olayı aynı şekilde gerçekleşir. Evet, glikoliz evrensel bir olaydır. Solunum çeşidi ne olursa olsun glikoliz tüm canlılarda aynı şekilde gerçekleşir diyoruz. Peki bunun temel nedeni nedir diye bu soru bize sormuş. Glikoliz olayının farklı tür canlılarda hücrenin aynı bölümünde gerçekleşmesi. Hayır, bu temel neden değildir arkadaşlar. Evet, sitoplazmada gerçekleşir glikoliz. Sitoplazma. Burası aynıdır ama aynı şekilde gerçekleşme nedeni değildir. Sitoplazmada gerçekleşen bir sürü olay var sonuçta. O zaman hepsinin aynı olması gerekirdi. Glikoliz olayında kullanılan substrat çeşidinin aynı olması. Şimdi bu da bir nedendir ama temel neden olduğu için, aradığı için bunu da kabul edemiyoruz. Farklı türlere ait canlıların ATP ihtiyacının aynı olması. ATP ihtiyacımız aynı ama bunu farklı yollarla elde edebiliyoruz. Bu glikolizin aynı olmasını kanıtlamadı bize. Farklı türlere ait canlıların glikoliz enzimlerinin aynı olması. İşte gençler, temel neden glikoliz enzimlerinin aynı olmasıdır. Bu enzimler aynı olursa tepkime çeşidimiz de aynı olur. Hatırlayın, enzimleri anlattık. Dedik ki enzimler substratına özgüdür ve tepkimeye özgüdür. Dolayısıyla bir enzim başka bir tepkimede kullanılamaz. Enzimler ürün çeşidine etki etmez ama tepkimenin aynı şekilde gerçekleşmesini sağlar. Hatırlayın, glikozu tek bir substrat olarak almıştık. Farklı enzimlerle etkileştirdiğimizde oksijenli solunum, oksijensiz solunum ya da laktik asit etilalkol fermentasyonu gibi olaylarla sonuçlandırmıştık. Dolayısıyla bir enzim tepkimenin aynı yönde gerçekleşmesini sağlar. Her canlıdaki glikoliz enzimleri aynıysa bu glikoliz olayımız aynı gerçekleşir demek oluyor. Glikoliz olayında harcanan ATP miktarının bütün canlılarda aynı olması temel neden değildir. Temel nedenimiz enzimlerin aynı olmasıdır. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dedik ki glikozu biz solunumda kullanıyoruz. A enzimiyle yaptığımızda karbondioksit, su ve yine ATP elde ettiğimizi düşündük. Enzim çeşitliliği, ürün çeşitliliği demiştik ya. B enzimi bakın ne yapsın? Laktik asit ve yine ATP üretmemizi sağlasın. Yine glikozu etki ettim. C enzimi bu sefer etil alkol ve karbondioksit enerji açığa çıkarttığını düşünelim. Bakın enzim çeşitliliği ürün çeşitliliğini sağladı. Ama bakın tek bir enzim, yani enzimim aynı olursa glikolizimin aynı gerçekleşmesini sağlayacak. Başlangıçtaki olay neyse aynen devam edecek. O zaman cevabımız 39 Denizli oldu. Son sorumuza bakalım. Evet, sindirim sistemiyle ilgili güzel bir soru gelmiş. Demiş ki bazı organlar numaralandırılarak verilmiş bazı yapılar. Hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Bakalım 4 numaralı organın çalışmasının düzenlenmesine vagus siniri ve gastrin hormonu etkilidir. 4 numaralı organ kim? Mide. Midenin çalışması vagus siniri ve gastrin hormonuyla düzenlenir. Doğru. 3 numaralı organa kiyumus geldiğinde 5 numaralı organdan bikarbonat salgılanır. 3 numaralı organ neresi? İnce bağırsak. İnce bağırsak, hatta burası başlangıcıdır. 12 parmak bağırsağı dediğimiz kısımdır yani bağırsağı. Buraya kimus, yani midedeki asidik ihtiva geldiğinde hemen buradaki pankreas bikarbonat iyonlarını gönderir ve ortamı nötralize eder. Çünkü bizim ince bağırsağımızın pH'ı 7'den büyüktür. Yani burası bazik olması gerekiyor. Asidik bir şey geldi. O zaman bunu nötralize etmek pankreasa düştü görevi. Doğru, bu da doğru oldu.
Kolesistokinin hormonu 2 numaralı yapıda safra sentezlenmesini sağlar. Kolesistokinin hormonu 2 numaralı yapıya bakalım. Burası safra kesesi. Arkadaşlar safra kesesinde safra salgısı depolanır. Ancak safra salgısının üretimi karaciğerdedir. Bu çok önemli. Sorularda hep gelir. Bunu karaciğer üretir. Burası üretmez. Aslında biz doğrudan yanlışı bulmuş olduk. Bir numaralı organımız karaciğerdir. Safra salgısını üretir. Bu safra kesesinde depolanır. Unutmayın. 6 numaralı organda kimyasal sindirim gerçekleşmez. 6 numaralı organ kim? Kalın bağırsak. Çünkü ince bağırsakta bizim sindirimimiz tamamlanmıştır. Kalın bağırsakta sadece geri emilim vardır. Hatta burada su geri emilimi daha çok karşımıza çıkar. Besin geri emilimi de ince bağırsakta durmuştur diyoruz. Su ve buradaki mutualistik bakterilerin B ve K vitamini üretmesi, bunları alması, bunların geri emilimi gerçekleşiyor. Kimyasal sindirim yoktur. Evet, doğru. Bir numaralı organda albümin gibi bazı kan proteinleri sentezlenir. Bir numaralı organımız kim? Karaciğer. Evet, kan proteinlerinin sentezlendiği yerdir. Yanlış şıkkımız Ceyhan oldu. Tekrar ediyorum. Safra sentezini karaciğer yapar. Safra kesesi depolar. O yüzden C şıkkımız yanlış oldu. Bir diğer denemede görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler.